أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Şöyle başlıyorum. Asar-ı Bediye kaçtı? 83 galiba. 83. Oradan okuyorum. Eğer muvaffak olabilirsek çok garip bir ders. Biraz bir nebze şeyinden bahsetmiştim, cinnetten. Bu genel olacak. Böyle bir muvaffak olabilirsek böyle bir ders yok. Çok ilginç ama bakayım muvaffak, Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Amin. Tevfikini refik eylesin. Gavurlardaki iki ceyranlara nasıl görüyorsun? Allah-u Ekber abi hoş geldin. Sen Allah-u Ekber olduğun için sen özelliğin var. Zannediyorlar, iltifat ediyor. İsmi o. Arabasında da öyle yazıyor değil mi? Allahu Ekber. Gavurlardaki iki cereyanları nasıl görüyorsun? Gavurlarda iki tane cereyan var. Akım mı anlamı? Akım. İki akın hocam. İki akım var. İki cereyan var. İnsanda da temel iki sistem çalışıyor. Şimdilik biri necis. Biri encestir. En necis. Kendisi söyleyecek. Biri necis. Diğeri en necis. Tahiri mutlak yalnız desatır İslamiyet'tedir. Tahiri mutlak. Mutlak temizlik. Yani İslamsız mümkün değil, temizlenemez. Tahiri mutlak yalnız desatiri İslamiyettir. İslam'ın dusturlarıdır. İslamiyettedir değil, İslam'daki eyleme dönüşmüş dusturlardadır, yöntemdedir. Öyleyse iki cereyana da lanet. İkisine de lanet olsun. Allah da lanet ediyor ya Kur'an'da. Evet. Değil mi? Lanet ediyor. O da geçiyor. Ayette geçiyor. Çok garip ya. Evet, lakin bize bulaşmış olan encesin temizliği hesabına onun izalesini çalışan necise, necis demekle onu da kendimize sıçratmak maslahat olmasa gerektir. Bir daha okuyayım. Dedim ya çok tuhaf. Lakin bize bulaşmış olan encesin, en pisin pisi bize bulaşmış. Onun temizliği hesabına onunla uğraşırken onun izalesine çalışan necise necis demekle onu da kendimize sıçratmak maslahat olmasa gerektir. Olay. Anlamadık değil mi? Şimdi bir örnek verecek. Örnek şimdi izah edecek. Şimdi çok necisten az necise ikisini de örnek verdi. Bakalım. Bakayım ne yapacak. Mesela bir hınzır seni boğuyor. Hınzır, İsmail bilir bu işi. Çok avına gitmiş. Nedir abim? Domuz mu? Domuz. Köpeğini öldürdü değil mi? Beş tane seni öldürdü. Beş tane köpeği öldürdü. Domuz. Boynuz atar. Bir hınzır seni boğuyor. Tamam. Bir ayı da onu boğuyor. Bir baktın ki ayı da onu boğuyor. Seni boğanı, domuz seni boğarken ayı da onu boğuyor. Ayının bağrına dürtmekle ayı seni düşmanınla uğraşırken sen de kalktın ayının boğazını dürtüyorsun. Dürtmekle kendine musallat etmek akıldan ziyade cünundur. Zaten bir cinneti müstevliye dünyaya dağılmıştır. Bitti. Ruh hastalığı dünyaya dağılmış. Ruh hastalığı dünyaya dağılmış. Şimdi gelelim. Abiler iki tane cereyan var. Birincisi necis, diğer ise encez. En necis, en pis. Biri hınzır, biri ayı. Ne demek bu? Geniş dairede. Ben size desem ki bir devletten bahsetmiyorum. Bir millet, millet. Mesela Asya milleti, Türk milleti, Arap milleti, Avrupa milleti, Rus ve Çin. Dediğim böyle bu devletleri, yani devlet değil millet. Domuz deyince kim hatırlanır? Hangi millet hatırlanıyor? Hristiyan var. Avrupa. Hristiyan Avrupa. Avrupa. Domuz. Avrupa'yı millet olarak ne temsil ediyor simge? Domuzdur. Ayı deyince millet olarak ayı. Kim hatırına geliyor? Rusya. Ayı deyince ayı. Rusya. Nasıl hatırına geliyor? Norveç nereden hatırına geldi? Soğuk ya. O şeyden... Ayı yani ayı nerede yaşar demedim. Kutup ayısına gitti değil mi? Rus ayısı diye toplumda şey ya, Rus ayısı. Avrupa domuzu demezler mi? Avrupa domuzdur, Rus ayıdır. İyi dinleyin şimdi o zaman. Bir hınzır Avrupa
Ya böyle denir de yani. Ben başta söyledim, ben rahatsızım. Kendime böyle uydurmasyon yapıyorum ustanın şeyini. İşinize gelirse alırsınız, gelmese almayın. Bir hınzır seni boğuyor. Avrupa seni boğuyor. Şimdi ben hiçbir uydurmayacağım. Bakayım şu geniş dünya savaşını nasıl göreceksin? Psikolojiye gireceğiz sonra. Bir hınzır seni boğuyor. Hınzır. Avrupa. Hücum ediyor. Yani Avrupa boğuyor seni. Bir ayı da seni boğarken bir ayı da onu boğuyor. Ne uygula şimdi şey? Her bir zamanın hükmü var. Her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Sırrı Risale-i Nur'da da caridir bu kanun. Bak her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Bu asır için yazılmamışsa kaldırın sütun atın asar-ı bediyeden. Ne yapacağım ben bunu? Ben başkasının dersini niye okuyayım? Avrupa bizi boğuyor. Ayı da dedi ki ne yapıyorsun? 100 Rus sayısı da onu boğuyor. Uygular şimdi nerede? Bize hücum edeceklerdi. Tam ikisi Ukrayna'da karşı karşıya. Avrupa domuzuyla Rus sayısı bir arada. Her yerde öyle. Sonra bir ayı da onu boğuyor. Bu durumdayken, ayı ile domuz boğuşurken biz aptallık yaparsak, bu ey devletin siyasileri, yöneticileri, aptallık yapıp da Avrupa'yı destek manasına gelen ayının bağrına dürtmekle ayıya hücum edersen, yani Rusya'ya hücum edersen, kendine musallat etmek akıldan ziyade cununluktur diyor. Aptallıktır, deliliktir. Cunundur. Akıldan ziyade cunun, deliliktir. Öyle mi yazıyor? Ne zaman yazılmış hocam? Usta, Risale-i Nur yazılmadan önce 1908. 1908. Nasıl bir şey? İnce bir mana var gibi sanki. Öde. Onlar insanın maneviyatını bozuyor yani. Tamamen insaniyeti bozuyor. Öbürü öyle malına, petrolüne belki saldırır ama öbürü öyle değil. Domuzla teşvik etmesi. Şimdi gel. Maneviyat. Psikoloji uygulayacağım zaten. Bu dış dünya. Ben gayem zaten bunu anlatmak için bunu açmadım. Ben niye kendimi kötü hissediyorum? Niye düzelmiyorum? Ne yapmam lazım? Nerede hata yapıyorum? Rus'u kendine musallat etmek, Rus'u kendine düşman etmek akılda ziyade cunundur. Deliliktir yani. Yani cunu derken bunun ilerisinde daha delilik olmaz. Zaten düşmanınla boğuşuyor ayı. Bırak boğuşsun. İkisinin gücü azalsın ya. Tamam. Şimdi insana uygulayacağım. Sonra zaten bir cinnet-i müstevliye dünyaya dağılmıştır. O siyaseti genişe şey yaptı. Şimdi diyor ki ilk önce ben şahıs. Sonra ailem. Sonra akrabam. Sonra köylüm. Sonra ilçe. Sonra il. Türkiye, dünyaya uygulayın şu anda söyleyeceğim. Ustad diyor ki, bu milletin 1944-47 arası, de söylüyor, 1944-47 arası. 50 sene sonra, 1947-50 koyarsan, 97 ve sonrası. Milletin %90'ı cunun, cinnet geçirecek. Cunun, yani raporsuz, kağıtsız, gayri resmi dili. %90. Diyor ki zaten bir cinnet-i müstevliye, yani deliliğin müstevi yaymış delilik dünyaya dağılmıştır. Dağılacak demiyor. Şimdiki zaman kipini kullanıyor. Evet, olmuş. Olmuş gibi. Gibi değil, olmuş. Şimdi arkadaşlar deliliği söylüyor. Gayri rapor, yani raporsuz, resmi olmayan delilik. Bakın bizde var mı? Evde var mı? Akrabamda, köylümde, ilçemde, şehirde, Türkiye'de ve dünyada var mı bu delilik? Kanaatsız, memnuniyetsiz, doyumsuz, hırçın, Allah ve ahiretsiz mal biriktirmek. Ki Allah Resulü onun korkusunu doğuracak diyor. Mal biriktirmek. Vefasız, sadakatsız, ihlassız. Ve en önemlisi memnuniyetsiz. Hayatsız. Köyümden başlıyorum. Memnuniyetsiz. Hiç kimse elindeki nimetle, elindeki şeylerle memnun değil. Kanaat değil. Vefa yok. Vefa insandan bahsetmiyorum. Allah'a vefa yok. Çok ağır bir Müslümana denmez ama Müslüman Allah'ının kıymetini bilmiyor. Rabbinin kıymetini bilmiyor. Şöyle söyleyeyim. Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında uluhiyet sorunu vardı. Şimdi rububiyet sorunu var. EVK'da ne demek? Allah Resulü zamanında şirk ve küfür vardı. İman vardı. Yani birisi iman, birisi küfür. İki şey vardı. İş kolaydı. Müslüman olduk. Şirk ve Allah sorunu yok bizde. O Müslümanlarda uluhiyet sorunu yok. Şirk ve iman sorunu yok. İmanlı.
Müslümanda rububiyet sorunu var. Nedir o? Beni ben mi yöneteceğim? Beni Allah mı yönetecek? Evi Allah mı yönetecek? Allah mı hakim olacak? Din mi hakim olacak? Ben mi sen mi? Rububiyet sorunu var. Yani boşanırken kadının alabileceği mesela mehirden başka bir şey yok. Malının yarısını almış. Şu cununluğu görüyor musun? Cununluğu. Evlenmişiz. Malı o mu kazandı ki yarısı ortaksın? Öyle bir şey var mı? Zaten malı varsa getirmişse, kendi kazandığı varsa onundur zaten. Ben kadını getirdiği mala ortak olamam ki. Babasından getirdiği mala ben ortak mıyım? Varsa parası kazanmışsa ona da ortak diyelim, sen de değilsin. Cununluğun, evden genişletiyorum. Cununluğun seviyesine bak. Beni ben mi yöneteceğim? Bizi Allah mı yönetecek? Kanaat etmiyoruz Allah'a. Allah'a ağır bir söz ama Allah'a kanaat etmiyoruz demek. Allah'ın yönetmesine memnun değiliz. Razı değiliz. Kanaat etmiyoruz. Cununluk raporsuz, gayri resmi, kağıtsız, Bakırköy'e gitmeden delilik ne demek? Kanaatsız, memnuniyetsiz, hayasız, hırçın, hırçın, ben merkezli. Kur'an'ın tabiriyle 5 tane. İnat, kin, ben merkezli düşünmek, kusuru deruhte etmemek, pergeli kendine koyup maddiyatla düşünmek. Yani ben üstünüm vesaire. Çünkü karyem var, yakışıklıyım, zenginim veya güzelim veya param var. Kin, inat, kin ne demek, kimden kaynaklanıyor? İnat, Nemrut kavminden. Kibir, Firavun. Ben merkezli düşünmek, ben merkezli düşünmek, şeytan, kusuru deruhte etmemek, ha kusuru deruhte şeytan, enaniyet ise Karun'dan kalmış. Karun'un zamanındaki kavimden almış. Arkadaşlar şaşırmayın, insanda bu 5 tane şey olursa cinnet geçiriyor. Cinnet dünyaya dağılmış arkadaşlar. Peki lügatı ne demek? Cin olduğu nettir diyor Gazali. Cin olduğu nettir. Cinsel. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir insan çocuk doğarken Celal, onunla bir şeytan doğar. Nefs-i emmare o. Bizimle bir şeytan doğar. Onun adı bizim nefs-i emmaremizin adına iblistir. Kur'an tabiri. O iblis cin. Cin nevindendir. O bizimle doğar. İşte maneviyat azaldıkça cinnet yukarıya çıkıyor. Cinler yapıyor. Nasıl yapıyor? İçeride olması anlamına değil. Nefs emaredir. Onu aktif edecek, içerideki o fena madenleri aktif edecek videolar, günahlar. Burada söylüyor zaten. İmanınızı diyor, imanınızı günahlardan çekinmekle hayatını zevkin isterseniz hayatınızı iman ile hayatlandırınız. Tamam, iman ettim ey usta. Ferâiz de zinetlendiriniz. Farzlarla imanı süsleyin, günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Ne yaparsan yap. Her gün 10 cüz oku, 10 dakika hiç uygun olmayan videoya girersen o 10 cüzün sana sebabı var. Sebabına bahsetmiyorum. Ama seni koruma enerjisi gider. Onun için ilk önce la ilahe sonra illallah. La ilahe terk et. İllallah eylem yap. İlk önce iman sonra küfür değil. İlk önce küfür sonra iman. Küfrü terk et, sonra iman et. İlk önce aramı terk et, sonra farzları yap. Mesela hiçbir şey yapmadan yapıyorsun. Namaz kılmak farzdır. Kılmamak nedir? Haramdır. Hiçbir şey yapmadan haram işliyorsun. Ne ile? Namaz kılmamakla. Namaz kılmamakla haram işliyorsun. Oruç tutmamakla haram işliyorsun. Arkadaşlar biz tarikatçı olduk, nurcu olduk, Mahmud Efendici olduk, Müslüman olduk. Yetmiyor kardeşim. Terk olmadıkça yaptığımız eylemler, ibadetler, zikirler, evratlar koruyamıyor. Ortada iştad ise. Niye sıkıntı var? Terkin yoktu ondan. Kur'an okuyorsun. Hizbul Kur'an okuyoruz. Derslere gidiyoruz. Evratımızı da yapıyoruz. Peki niye duramıyoruz, tutunamıyoruz? Terk yok. Terk yok. Eğer hayatınızın lezzetini ve zevkini isterseniz istiyorum. Hayatın zevkini, lezzetini istiyorum. İstemeyen var mı? İstiyorum. O zaman hayatınızı bak. İman ile hayatlandırınız. Hayatın hayatı imandır. İmanla hayatlandırınız hayatını. Farzlarla süsleyiniz, zinetlendiriniz. Günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Yoksa ne oluyor? Cinnet geçiriyor. Herkes, kız, oğlan, eşim, kocam, mahallem, Türkiye'm cinnet geçiriyor, cinnet. Sayı ne kadar? %90. Ustad demiş 1944-47'de. Şimdi ekilen tohumlar ıslah edilmese 50 sene sonra vereceği neticeler itibariyle
tüyler ürpülüyor. 40 vefiyattan birkaç tanesi. İki, o da namazdır. Hadi soruyor usta da talebelerinin bir tanesi diyor. Ehli salat mıydı? Hepsi de ehli salat. Niye birkaç tanesi? O da saftı da ondan. Biraz kafadan. Olayı kadar yine hatırlayacağım. Beşerin diyor %90'ı nefse maalesef tabi olacaktır. İşte abiler, hayatınızın zevkini ve lezzetini isterseniz cunulluktan uzak durun. Mevzumuzun merkezinde cinnet var. Cinnet. Cinnet geçirme. Bu geniş daireye girdik. Aileye girdik. Ailenin cinneti Allah'ın rububiyetine, Rablığına kanaat etmemek. Cinnet o. Kibir, inat, haset, ben merkezli düşündü. Enaniyet, karun, altı, kusuru deruhte etmedi. Bu ne kadar evde hakimse o ev cinnet geçiriyor. Allah'ın rububiyetine, yöneticiliğine kanaat etmiyor. Şimdi gelelim içeriye. Esas bu lazım. Diyor ki bir cinnet-i müstebliye dünyaya yayılmış. Herkes derecesine göre cinnet geçiriyor. O zaman insanlarda bir domuzluk tarafı var, bir de ayılık tarafı var. O aktif oluyor enfuste. Şimdi taşıyoruz. İki şeyle durdurulur diyor ustad. Feraizde zinetlendiriniz. Haramları terkle imanı muhafaza ediniz. Hayatın hayatı imandır diyor. Hayatın zevkini ve lezzetini istiyorsanız hayatınızı imanla hayatlandırınız. Hayatlı olmak hayatlı değildir. Canlılıktır o. Üreme ve doyma gibi bedensel hazları hayat yapıyor. Ama iman ise hayatın hayatı. Hayatın hayatı. İman. İmanı elde etti. Neyle muhafaza edeceksin? Farzlarla zinetlendiriniz. Haramları terk ederek muhafaza ediniz. İki şey söyledi. Farzlar yapmak ve terk etmek. Ha, şimdi geliyorum bizdeki domuz kuvve-i hayaliye. Doğru kullanılmasa hayamıza darbe vuruyor kuvve-i hayaliye. Domuz insanın bozulma sürecini söyleyeyim. Ustad'ın 741 sözlerde. İnsanın bozulma süreci 5'tir. 1. İnsan kendisini fark etmese, bak bu çok önemli ustadın sıra, ama ustad 1-2-3 demiyor. Söylüyor, ben de diziyorum. Zaten dizmiş. Eğer kendi kıymetini, dinini ve milletinin kıymetini bilmese taklide geçer. Taklitçi, insan, Müslüman bozulursa ilk önce maymun olur. İlk önce maymunculuk diyor ustad. Maymun olur. Maymun da maymunculukla devam ederse ikincisi ne olur? Çakal, kurt, köpek. Yırtıcı olur. Kurt olur, çakal olur. Yani birincisi neydi? Maymun olur. İki, bozula kurt çakal olur. Böyle, evde de öyle yani. Memakın. Var ya böyle yani, saldırıyor böyle. Bahane yok, ama yok. Bu hırçınlık, doyumsuz, kanaat, memnuniyetsiz. Yani teşekkürsüz yani. İkide bir ben hep şöyle diyorum. Benim eski hayatımdan mı gelmiş? Emeğe saygı. Oysa dilimizde varmış. İnsanlara teşekkür etmeyi bilmeyen Allah'a şükretmez. Ya takdir et kardeşim ya. Akşama uğraşmış o yemeği yapana kadar. Veya o suyu getirmiş sana. Kocan çalışarak getirmiş. Bir teşekkür et. Hanım yemek yapmış. Bir teşekkür et ya. Birincisi taklit. Maymuna dönüş. Maymun da terakki edince oluyor. Köpek, kurt, çakal, yırtıcı. Bundan da terakki edince yılan olur. Yılan. Zehirlenmekten lezzet alır. Yani çok garibinize gidecek ama yılan. Yani sorun yapmak, kavga çıkarmaktan psikolojisi tatmin olan var. Psikolojik bir sorun. Yani kavga olmadan, gürültü olmadan, münakaşa olmadan, gürültü olmadan evde rahat edemiyor. Kendisi rahat edemiyor. Düşmana göstererek, düşman belirleyerek, devamlı düşmanla tehdit algısıyla burada bütünlüğü sağlamaya çalışıyor. Onun için saldırıyor. Bu psikolojide evde veya kişide sorun olmadan psikolojisi düzgün olmuyor. Yani ille kavga çıkartacak. İlle sorun çıkartacak. Üçüncü fıtrat, bozulmuş fıtrat yılan gibi olur. Dördüncü insan Müslüman bozulursa ayı olur. Şiddet uygular. Mesela ben söyleyeyim şiddeti. Kanaat etmiyor. Arkadaşlar babamız ölünce anne babamız mirasımızı, miras payı Allah'ın dediği gibi yapmıyor. Ayı gibi yapıyor. Ayı gibi saldırıyor. Kaba kuvvet yapıyor. Hakkına hiç razı değil. Memnun değil. Allah diyor ki yetimin, öksüzün, hak sahibinin hakkını yemeyin. Ne hakkın var ya Şaban Ali senin ve benim? Herkesin hakkı var kardeşim. Vereceksin hakkını ya. Ötekisi de hakkından fazla hakkı alamaz. O da zulmeder. Ayılık ya. Yani ayı, hırçın, saldırma,
Hepsi böyle beş tane var ya kanaatsız, memnun. Kanaat yok ya, memnuniyet yok. Böyle şükür yok, farkındalık yok. Allah ve ahiret hakim değil. Kısacası Müslümanın şahsında ve evinde uluhiyet sorunu yok. Rububiyet sorunu. Beni kim yönetecek? Beni ben mi yöneteceğim? Aileyi ben mi yöneteceğim? Beni Allah mı yönetecek? Kafasına göre dine girmiyor. İpe sapa da uymuyor. Yaptığı, söylediği hiçbir şey. Ya kardeşim bir ölçü yapalım. Bunu Ahmet Mehmet'e demiyorum. Kadın erkek demiyorum. Genel. Demek ki dört bozulması ayın. En son bozulma süreci insanlıktan çıkışın sonu. Domuzdur diyor Üstad. 741 sözde. Ne demek? Haya yok. İlle namusunu satmak anlamında değil. Utanma yok. Allah'tan utanmaz. Peygamberden utanmaz. Müslümandan utanmaz. Hakikattan utanmaz. Utanmaz da utanmaz. Utanmıyor. Kızından utanmaz. Hayır. Ya bu söyle abi. Kızından utanmaz. Kızından utanmaz. Hiçbir şey de söyle. Ya diyemem ya işte o kadar. Abi sıkıntısını biz çekiyoruz abi. Yani utanmaz da utanmaz işte. Utanmıyor yani. Bir tuhaf yani. Demek ki beşincisi Allah'tan utanmayınca Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki bak hadiste, o ki utanmıyorsun her istediğini yap diyor. Değil mi? Böyleydi. Utanmıyorsan her istediğini yap. Ya beşinci dönem. Eğer bu süreç kısmen, ille tamamen değil, derecemize göre cinnet geçiriyoruz. Cinnet. Gazali der ki cinnet geçirmek, karşı hepsini öldürüyor, bu fiili. Ondan sonra kendisini vuruyor, cin olduğunu ettirir. Ama bu hale nasıl geldin? Tamam lan nasıl geldin ya? Durup dururken Müslüman gelir mi? Bir, hayatımızın zevkini ve lezzetini istiyorsak diyor, dursan, imanla hayatınızı hayatlandırınız. Tamam, iman hayatın hayatı. Peki nasıl koruyacağız? Öyle sabit değil ki iman gidiyor, geliyor, azalıyor, güçleniyor, nurlanıyor, kararıyor. Yani beni eyleme geçiremiyor. Sabah namazına kaldıramayan bir iman. Hakkına kanaat eder mi bu iman? Namaza kaldırmıyor beni. 5 dakika sonra kalkacağım diyorsun. Biliyorsun 5 dakika sonra kalkacağım demek, saate basmak ben kalkmayacağım demektir o. Kalkmayacağım demektir o. Açık desene yani. Ben kalkmayacağım. Yani namaza. Namaz, iman öyle iman ki namaza kaldırmıyor. Öyle iman ki hakkına razı edemiyor. Yetmiyor iman. Akü misalim gibi. Sağlam bir iman. Nananananan kapı veriyor araba. Orta iman. Nananananan kaptı ama öyle. Akü var ama marşı çevirmeyecek kadar üçüncü seviye. Kıt kıt. Var ama yok gibi. Hiç eylemde yok. İşte birincisi imanı hayatımıza geçirdi. Tam iman ettik. Uluhiyet sorunu yok. Farzlarla imanı zinetlendiriniz. 146 sözlerden okuyorum. Uydurmuyorum ha bunları. Birleştiriyorum Asar-ı Bedi'yi ile. Hayatta bulunmayan Risale-i Nur ve din derslerini istemiyorum ben. Din hayatın hayatıdır. Hem nuru hem esasıdır. İhya-i din ile olur. Bu milletin ihyası diyor. Risale-i Nur, Kur'an, İslam, Allah Resulü hayatın ta kendileri ya. Hayatın içindeyiz ya kardeşim. Demek ki farzları yaptık. Tamam kurbanı kestik, zekatı verdik, haçta gittik. Yaptık eylemi. Ondan daha mıyım? Allah. Daha mıyım nedir? Günahları terk. Terkimiz yok. Eğer kendimizi terk etseydik, egoistliği, kini, haseti, adaveti, bencilliği, kanaatsızlığı terk etsek ötekiler olacak zaten. Demek ki evde bu sıfatlar kişide, kişilerin bütünselliğidir. Duvar ne yapsın? İnat kimindi? Hangi kavmindi? Nemrut'un. Kibir hangi kavmin şeydi? Firavun'un. Enaniyet? Karun'un. Ben ateşten, o topraktan diyerek kapitalist genel, yani üstünlük vasfı madde veya beden. Sonra şeytanın en büyük özelliği, Adem Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi ben kusur ettim. Affet beni dedi. Şeytan dedi ki beni sen azdırdın diyor. Kusuru delute etmedi. Üzerine almadım. Yani artık estağfurullah ya. Tabii ben böyle demedim aslında onu. Kastetmedim falan. Neyi kastetmedi işte bu işte. Kardeşler. Peki uygulama ne yapacağız İsmail? Papilattan inerken Allah rızası için hepimize söylüyorum. İnerken yollarda dikleşen agresif, kanaatsız, hakkına riayet etmeyenlere sakın rızayla uğraşmayın sakın.
kavga etmeyin. Etmemek için, tahrik olmamak için sakın gözüne bakmayın insanların. İnsanların gözüne bakmayın. Tamam? Meşgul olmayın. Hatta olsun lan erkekliğimiz yoktur, korktu desinler. Belayı da def etmek için biraz da para da verin. İsmail'e zor değil mi? Çok bak, çok zor diyor. Zor. Üzerine yolda bir şey yapıyor, sürüyor. Virajı kapalı alıyor. Otobandaysan makas yapıyor. Olsun. Ahir zaman Müslüman olduğumuzu unutmayalım. Yani kanaatsız, memnuniyetsiz, taşkın, hak hukuk bilmez. Bir kere kanaat yok. Kına kanaat yok. Vefa yok. Vefa yok. Neyle uğraşacaksın? Ustadımızın tabiriyle her havlayan köpeğe diyor işaretleyeceğiz lan. Taş atsak sokakta taş kalmaz. Uğraşmayacaksın. Kafayı küfür etti. Duyma. Ne diyorsun ya? Duyma kardeş. Git. Nasıl olur ya? İsa Aleyhisselam'a küfür ettiler. Peygamber Aleyhisselam'a hakaret ettiler. İşkembeyi Mescid-i Haram'da namaz kılarken üzerine devenin işkembesini sürdüler. Kim attı ondan? Üstünden. Kızı. Kızı yetişti attı. İsa Aleyhisselam yüz çevirdi küfür edenlere. Havariler dediler ki ey Allah'ın Resulü bir şey demeyecek miyiz? Demiş ki herkes yanındakini verir. Benim yanımda böyle bir şey yok ki vereyim. Sana böyle küfür etse ben de sana desem senin yanında o da var. İsa Aleyhisselam diyor ki yanımızda böyle malzeme yok ki biz verelim diyor. Herkes yanındakini verir diyor. Allah. Evet ya içimiz yanar. Şimdi toparlıyorum. Cinnet abiler. Cinnet bir cinnet-i müstevliye yani delilik, raporsuz, resmi, gayri resmi dünyayı, Türkiye'yi, Polize'yi, pazarı, bu köyü istila etmiş. %90 cinnet-i müstevliye, deliliğin yayılması dünyaya dağılmıştır diyor. Dünya deli kardeşim deli. Ahir zaman fitnesi onun için denmiş. Cinnet-i müstevliye dünyaya dağılmıştır. Mesela bir tane cinneti deliliği söyleyeyim. Şualarda geçiyor. İkinci şuada küllün nasi mecnunun ala kaderil hava ihtilafil cunun. Bütün insanlar delirdir diyor Peygamber Aleyhisselam. Belki de yanlış da okudum bilmiyorum. Başta söyledim ya ben kafadan eksiğim. Diyor ki bütün insanlar delidir ama delilik derece derecedir. Ne demek o? Allah ve ahirete inanacak ama rahatça günah işleyecek. Günah kadar delidir diyor. Günah işlemek kadar deliliğimiz var. Küllün nasi mecnunun ala kaderil hava ihtilafil cunun. İhtilaflıdır delilik, cununluk. Niye? Günahımız kadar. Günah Allah ve ahirete inanacağız. Sonsuz ezeli hayatta leke olacağım. Bunu konuşurken durgunluklaşmamın sebebi kendimi alıyor. Yani sakın ha beraber konuşuyoruz. Vallahi bununla ben motive oluyor. Yani cinnet-i müstebliğe. Ya insanlar deli abiler. Başta ben. Yani o zamanları duruyor. Gece kalkıyorum. Vidolarla uyuyorum. Ninim vido olmuş. Kalk o bir evradını oku ya Hizb-ı Kur'an'ın. Risale'de 10 dakika okumadın. Ve 10 tane video seyrettin. Ya 1,5 dakika öyle yiyor zaten. 10 tane video olsa sana 20 dakika olur. 10 tane video. 1,5 dakika. Delilik yani de delilik. Delilik yaymış abiler. Onun için Bakırköy'den kaçmış deli size küfür etse saldırsa ne yaparsınız? Yüz çevirirsin değil mi? Yüz çevir diyor. Variz anil cahilin. Cahilden yüz çevir diyor. Allah diyor Kur'an'da. Variz, ihraz et. Yüz çevir. Kimden? Cahilin. Ne demek? Kendini bilmeyen beni mi bilecek? Kendi hakkını bilmeyen, razı olmayan benim hakkıma mı razı olacak? Yüz çevir diyor. İhraz et. Meşgul olma. Uzak durun. Bir de eğer hakkınız varsa bacılarınızın, hala teyzelerinizin en azından helallik alın. Hepsini verin hakkını. Varsa verin. Kur'an'da açık şey var. Bu bize cinunluk olarak yansır. Dedesi erik yer, ekşi. Torununun dişi kamaşır. Her şey yerindedir. Bir de niye böyledir deme. O öyledir. Öyle olması lazım. Herkes layık olduğu yerdedir. Diğerleri bahane. İki günden beri dersi kısa kesiyoruz. Aile hayatı küçük bir cennet hayatı diyor. Aile içerisinde şiddet, tahkir, hakaret, cinnet geçirme hadisesi. Evet, onun bir özü, bir tanesi var. Artık bu kanun anlaşıldı. Cinnet ile Bakırköy'den resmi kağıt almak değil. Raporsuz dedi ya. Raporsuz. Raporsuz. El Fatiha. Yandık.